Bir NFT projesinin kurucusu 40 yıl hapis yatabilir desem ne derdiniz? Herkese merhaba, benim adım Sercan. CoinTurk TV'ye öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce lütfen videoya beğeni bırakır ve kanala abone olursanız çok sevinirim. Çünkü sizlerin sağlamış olduğu geri dönüşler benim daha güzel ve daha kaliteli içerikler çekmeme vesile olmuş olacak. O yüzden ricamı kırmazsanız tekrardan memnun kalırım. NFT deyip geçmemek lazım, dijital sektör deyip geçmemek lazım. Çünkü dijital dünyada yaptığımız işlemlerin sonucunda bunların sonuçlarını ağır bir şekilde ödeyebiliriz. Bunun en yeni örneği de Beller Apes Kulüp NFT kurucusunun Rugpull dediğimiz iddialarla suçlanması. Rugpull nedir? Türkçe karşılığı halı çekmektir. Yani bir nevi dolandırıcılıktır arkadaşlar. 1 Temmuz tarihinde Trump'la birlikte 5 kişinin NFT sektöründe Rugpull yaptığı iddiasıyla arkadaşlar suç duyurusunda bulunuyor ve Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı bu konuları araştırmaya koyuluyor. Tabii olayın aslı ortaya çıkarsa ve suçlamalar doğrulanırsa dediğim gibi Beller Apes Kulüp kurucusu 40 yıl hapis cezasına çarptırılabilir. Olayımızın detayına girecek olursak Beller Maymunlar Kulübü'nün kurucusu Tran bir NFT koleksiyonu çıkarıyor bu isim altında ve ister istemez koleksiyonerler de bu koleksiyona yatırım yapıyor. Ve sonrasında bu koleksiyona ait web siteyi silmek istiyor ve koleksiyonerlerden 2.6 milyar dolar değerinde bir fon topluyor. Bu topladığı fonları ise farklı kripto para birimlerine dönüştürerek farklı kripto cüzdanlarına aktarıyor. Bu yaptığı işlemi aslında NFT sektöründe Türkçe karşılık olarak zincir atlama işlemi deniliyor. Yani yaptığı işlemi farklı farklı kombinasyonlara ayırarak izini yok ettirmek gibi bir açıklama sunabilirim sizlere. Ama unuttuğu tek bir şey var ki blockchain sistemi üzerinde ne türlü işlemler yaparsanız yapın başlangıç anından itibaren son ana kadar izinizin takip ediliyor olması, yani her şeyin kayıt altına alınıyor olması. Tabii bunu fark eden NFT koleksiyonerlere de o koleksiyonu takip eden kişiler de hemen Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'na suç duyurusunda bulunuyor. O yüzden şu an Trump elektronik dolandırıcılıktan ve uluslararası kara para aklama için komple kurmaktan suçlanıyor. Ben şahsen olayı takip ediyorum. Yeni bir gelişme olursa sizlere buradan duyurusunu geçeceğim. Bizler de kendi işlemlerimizi yaparken, NFT sektöründe alım satım işlemlerimizi gerçekleştirirken arkadaşlar koleksiyon seçimlerimizi iyi bir şekilde incelenip sık dokuma şeklinde yapmamız gerekiyor. Bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı ve videoya beğeni bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.